Mustafa Nalçalı. Mustafa. Kalksana lan. Mektubun var. Melankolik manyak. Mustafa, sana herkesten gizli bu mektubu yazmaya mecbur kaldım. Çünkü bıkmadan her gün yazıyorsun Fatma Gül'e. Fatma Gül senin mektuplarının birini bile okumadı. Hepsini yırtıp attı. Ne olur artık ona yazmaktan vazgeç. Fatma Gül Kerim'le çok mutlu. Seni çoktan unuttu. O bambaşka bir hayata hazırlanıyor şimdi. Yakında Kerim'le gerçek anlamda evli olacaklar. Mayıs'ın 5'inde düğün yapacaklar. Fatma Gül Kerim'in gelini olacak. Onu gerçekten seviyorsan mektuplarınla rahatsız etmezsin. Bu yazdıklarım canını çok yakacak biliyorum ama umudunu kes. Boş yerlere kapılma diye söylemeye mecburum ben. Lütfen ısrar etme. Fatma Gül kararını verdi. Seçimini yaptı artık. O seni beklemeyecek. Sen de onu unut. Böylesi senin için daha iyi. Allah sabırlar versin. Mukaddes. Oo yenge, saatler olsun. Aa, mukaddes. Ne güzel olmuşsun sen, ne güzel olmuşsun. Pastacı geldi mi? Yok. Saçların çok güzel olmuş, çok beğendim. Gelmiş mektuplar işte. Yok yok, onlar dünküler. Fatma Gül okuyamadı daha, okuyamadı. Rahat abi, börek ne oldu? Hazır, al. Kızım, ne yapıyorsun sen? Sen de saçlarını yaptırdın mı? Sen de mi gideceksin abinin misafirhanesine? Ha? Kızım. Geç kaldı. Ha? Yok, geç kalmayız, geç kalmayız. Şu fırındakiler bitsin hemen çıkarız. Zaten Fatma Gül gitmeden önce hepsini hazırladı. Biz de Mehmet'le hallettik işte. Bir bu kaldı, o da pişsin çıkarız biz. Ben onu merak ediyorum sanki ya. Ha? Yok bir şey, işine bak sen. Olmadı sen önden gidersin. Rahmi abi, iki tane çay istiyorlar. Çay. Tamam, çay. Ben altını değiştireyim. Pişti, bu da pişti. Ben de bir ellerimi yıkayayım, çıkalım hemen. Ha, Mehmet, biz çıkıyoruz. Bak, hepsi pişti. Aman gözünü seveyim, Fatma Güller gelene kadar her şey yetiş. Tamam mı? İyi davran müşteriye, iyi davran. Tamam abi, ben hallederim. Merak etme sen. Aman, of! Ne oldu yenge? Yok bir şey, işine baksan. Allah'ım bunu da geç kalacağı tuttu bugüne. Kimin? Fatma Gül'ün, Fatma Gül'ün. Ya biliyor gideceğimizi hala yok ortada. Onların da işi var tabii. Düğün telaşı falan. Kerim abinin kardeşi ne zaman geliyor? Bilmiyorum, hafta sonuna doğru gelecekler galiba. Hazırım ben, hazırım. Ne yapıyorsun sen şimdi orada? Yardım ediyorum Rahmi. Dışarıda bir sürü müşteri var. Bu çocuk tek başına halledemez buraları.
Bizim çocuğumuz orada mahzun kalacak Mukaddes. Tamam abla, ben hallederim, sen bırak. 10 tane elin yok ki, nasıl halledeceğim? Bak valla Murat çok ağlayacak, çok üzülecek yavrum, hadi. Bırak yenge, valla bak hallederim ben ya. Sen düşünme burayı hiç. Hadi Mukaddes bak, yalnız kalacak. Herkesin anası babası oradayken benim çocuğum yalnız kalmasın, hadi. İyi, tamam. Hadi çabuk çabuk. Hadi Mehmet, kolay gelsin. İyi seyirler. Kızım, nereye gidiyoruz biz? Abiyi seyretmeye mi gidiyoruz? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi Mukaddes, ne oyalanıyorsun? Tamam, tamam. Çok mektup var size. Alamayacağım abi, sen onları bırak oraya, tamam mı? Hayırlı işler. Sağ ol abi, iyi günler. Ay, yettik yettik. Abla tam zamanında. Bakar mısınız? Benim hala siparişim gelmedi de. Hemen geliyorum ben. Şimdi ilgili. Aman iyi, yaptık. Fatma Gül abla, 2 ızgara köfte, bir de domatese kar yağdı. Tamam. Ben salatayı hazırlıyorum. Tamam, ben de hemen köfteye giriyorum. Yazmış. Hayır, hala senden ne istiyor bu adam ya? Bilmiyorum ki, ne görmek ne duymak istiyorum. Ya bu vazgeçmeyecek, anlaşıldı yani, vazgeçmeyecek bu adam. Bir öğrenelim bakalım, derdi neymiş? Fatma Gül, sevdiğim... Duyduğum doğru olamaz. Gerçekten karısı olamazsın o adamın. Allah seni kahretsin. Yengenin yazdıkları benim için hiçbir şey ifade etmiyor Fatma Gül. Ben gerçekleri senden duymak istiyorum. Ne diyor? Hay Allah'ım ya. Allah'ım, bu kadın. Mukaddes Hanım Mustafa'ya mektup yazmış. Ne? Yapıyorsun. Hayır, hapisten mektup yazmaya devam etmesin diye yaptım. Vallahi kötü niyetim yoktu, yemin ediyorum. Üstelik söylemiş yengene inanmadım diye mektupta da. Sana mı düştü Mukaddes? Sana mı düştü ona sen mektup yazma demek? Niye bana sormadan böyle bir şey yapıyorsun? Niye? İyi niyetimden yaptım. Vallahi billahi. Yapma, yazma, istemiyorum. Ya sen niye muhatap oluyorsun? Gelip bana söyleseydin ya. Benim yerime hiçbir şey yapma. Kerim'le aranız açılmasın diye yazdım vallahi. Sana ne Mukaddes? Sana ne? Niye karışıyorsun ki işlerine? Düğün öncesi bir sorun olmasın diye yaptım. Kötü ben oldum şimdi, görüyor musunuz? Karışma hayatıma, müdahale etme, istemiyorum. Hiç iyilik de yaramıyor size, hiç. Kimsenin senden iyilik falan beklediği yok.
Elim kırılsaydı da yazmasaydım. Deme öyle Mukaddes, deme öyle. Ama herkes haklı. Sen niye karışıyorsun? Söyleseydin onlar hallederdi. Bir daha sakın böyle bir şey yapmayın, rica ediyorum. Yapmayacağım zaten. Asla karışmayacağım. İki olsun eğer yaparsan bir daha. İki olmasın Mukaddes Hanım. Bu iş burada bitti, tamam mı? Son bitti. Tamam ya, Allah Allah, tamam. Kerim, yarın postaneye gidelim, konuşalım. O adresten gelen mektupları getirmesinler bize. Hayır, gerek yok. Ömer abiye söyleyelim, konuşsun, kapansın, gitsin bu mevzu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.